spor kulübü değil, borcu olmayan. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bolu Spor, Fenerbahçe'den Ertuğrul Taşkıran ile 1 yıl, Melih Okutan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Bolu Spor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ve kaleci Ertuğrul Taşkıran basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transferdeki aslında bizim ilk transferimiz Melih Okutan'dı. Tamam, Melih Okutan herhalde bir 4-5 tane süre kulüpte talip oldu. Amaç Bolu Spor'da yatırım yapan bir kulüptür. Başkan Çarıkçı, hep diyoruz ama bizim bakanımız yok ama Oktay Bey sağ olsun destek oluyor. Esnafımız destek oluyor. Reklam çalışmasından geldik. Yönetim kurulumuz, esnafımız bize yeteriz, dedi. Biz de milli yatırım yaptık, Ertuğrul yatırım yaptık. Tabii dediğim gibi burada en büyük destek sahibi %50 oranında Oktay Bey. Sponsorlarımızdan dolayı da sağ olsunlar desteklediler. Bolu Spor'un borcunun olmadığını ve kamuoyundaki polemik konusu olan oyuncuların transfer bedellerinin karşılanabilecek güçte olduklarını belirten Çarıkçı şöyle konuştu. Kendilerimizde bu bütçeyi karşı güçteyiz. Malumuz Bolu Spor Kulübü'nün şu anda ne UEFA'ya ne FIFA'ya ne federasyona borcu olan kulüp yoktur. Hiç borcumuz yoktur. O konuda belki en borç kulüp bizizdir. Sponsorlarımızdan dolayı da sağ olsunlar. Çarıkçı, Ertuğrul Taşkıran'ın Bolu Spor'a imza atmadan çeşitli oyuncularından da fikrini aldığının sözlerini ekleyerek şunları dile getirdi. Bazı futbolcu arkadaşlar var sürekli. Diyor ki bize gelin dedi. İki aydan beri gelin diyorum. Ama iki aydan beri de menajerler bir türlü kulüp bulamadılar. Böyle çok topçu var piyasada. Yani bitten düşmüyor diyor ama sonuçta da bekletiliyor futbolcular. Bolu Spor'un yeni transferi Ertuğrul Taşkıran ise kamuoyundaki çıkan dedikodulara değinerek şunları dile getirdi. Sivşe kampından sonra böyle bir durum oluştu. Sonuçta Bolu Spor'un da hedefleri var. Birçok şey konuşuluyor, konuşulacak. Türkiye'de her şey hakkında her şey konuşuluyor. Yani istediğini söyleyebilir sonuçta. Biz buraya geldik ve hedefleri olan bir kulübe geldik. İstenerek geldik. O yüzden de var gücümüzle elimizden geleni yapacağız. Kimin ne konuştuğu, ne söylediği bizi çok ilgilendirmiyor açıkçası. Taşkıran geçtiğimiz yıllarda Gökhan Değirmenci rekabete girdiğini de hatırlatarak şunları dile getirdi. Sonuçta biz beraber oynadık Gökhan'la 3-4 sene önce. Sonra ikimiz de farklı kariyerler, farklı yerlerde farklı tecrübeler edindik. Yani rekabetin olduğu her ortamda biz sonuçta kulüp kazançlı çıkacak. Bolu Spor içinde o, ben, diğer arkadaşlarımız, herkes elinden geleni yapacak. Burada güzel bir aile ortamı olduğu söyleniyor. Kiminle konuştuysam da aynı geri dönüşü aldım. O yüzden biz de bu ortamın içerisinde hem rekabet olacak, hem arkadaşlık olacak, hem de kazanç olacak. 27 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'nin kendisi için ikinci ailesi olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle noktaladı. Fenerbahçe benim ikinci ailem. Ben orada gözlerimi açtım, orada büyüdüm. Ne öğrendiysem orada öğrendim. O yüzden de taraftarların benden her zaman beklentisi, desteği oldu. Bu tabii ki beni mutlu ediyor. Ben burada da desteklemeye devam edecekler. Sonuçta Fenerbahçe Kulübü ile Bolu Spor Kulübü arasında gördüğüm kadarıyla güzel bir dostluk ilişkisi var. Bu da devam edecek. Yani inşallah biz burada hedefleri gerçekleştiririz.